Efendim merhaba, hepinize iyi akşamlar. Ben Orta Karadeniz'de Şirinli ilçe olan, Ordu'ya bağlı Şirinli ilçe olan Ünye'de doğup büyüdüm. Burada gördüğünüz Anafart İlkokulu'nda okurken Güney Afrikalı Doktor Christian Barnard insandan insana ilk kalp naklini gerçekleştirmişti. Amerikalı astronot Neil Armstrong da ayak basan insan olmuştu. Ben bilimle ilişkilerimi yaşadığım o dönemdeki bu iki önemli olay üzerinden kurdum. Arkadaşlarım normal çocuk oyunları oynuyordu. Benim oyunlarım biraz değişikti. Ben oyunlarımda aya ilk giden Türk astronotu oluyordum. Ya da tam teşekküllü bir ameliyathane haline getirdiğim odamda annemin yastıklarından yaptığım maket insanlarda insandan insana beyin nakli gerçekleştiriyordu. Malum kalp nakli yapılmıştı, beyin naklinin yapılması gerekiyordu. Burada fotoğrafını görüyorsunuz. O yıllarda çıkan son derece eğlenceli bir magazindi. İçinde çok çeşitli ilgi çekici hikayeler vardı. Bu hikayeler içerisinde şizofreni hastası olmadığı halde şizofreni hastalarının bulunduğu bir kliniğe kapatılan Çeçilya isimli bir genç kızla bu kliniğe daha sonradan gelip onun hasta olmadığını öğrenen ve hasta olmadığını bu yaşlı ve inatçı klinik direktörü Profesör Oswald diye kanıtlamaya çalışan Doktor Dario'nun hikayesi çok ilgimi çekiyordu. Şizofreniyle ilk ilişkimi de o yıllarda kurdum. Şizofreni son derece tehlikeli bir hastalıktı, tedavisi son derece güçtü. Bunu tedavi edebilmek için şizofrenili beyni sağlıklı bir beyne değiştirmek gerekiyordu. Şizofreniye aklımca böyle bir çözüm üretmiştim. Beyin nakli yaparak şizofreni hastalığını kökten tedavi edebileceğime inanıyordum. Hani çocuklara sorarlar ya, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Kimi doktor olmak ister, kimi eczacı, kimi mühendis, kimi avukat. Bana sorulduğunda nedense ben doğrudan doğruya profesör olmak istiyorum derdim. Tabii büyüklerim mütevessim bir ifadeyle buna yaklaşıyorlardı ve bazı büyüklerim de profesörlüğün bir meslek değil, bilimsel aşamaların en üstü olduğunu söylüyorlardı ve düzeltme ihtiyacı duyuyorlardı beni. Tabii okulda arkadaşlarım da benimle bazen dalga geçtiği oluyordu. Öyle ya, böyle bir ilkokuldan nasıl profesör çıkacaktı? İyi bir profesör olmak ya da profesör olabilmek için tabii ki iyi bir eğitim almak lazımdı. Onun da farkındaydık o sıralarda. Marif kolejleri vardı ve marif kolejlerinin her yıl seçme sınavları yapılıyordu. 1970 yılında ilkokulun son sınıfında ben de girdim marif kolejleri sınavına ama maalesef kazanamadım. Hal böyle olunca Ünye Ortaokulu'nu ve Ünye Lisesi'ni bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra tabii ki beyin cerrahı olmayı istiyordum. Doktor olmak istiyordum ve ancak girdiğim ilk iki sınavda maalesef hayal kırıklığına uğradım. İlk girdiğim sınavda puanım Hacettepe Üniversitesi psikoloji bölümüne ön kayıt yaptırmaya yetiyordu. Ön kaydı yaptırdım ama kesin kayıt listesine giremedim. İkinci defa denedim, ikinci denememde daha düşük puan aldım. Ve bu puanımla da ancak Samsun'daki Eğitim Enstitüsü'nün sosyal bilimler bölümüne kayıt yaptırabildim. Bütün hayallerimin belki de bittiği andı. Ancak kesinlikle vazgeçmedim. Üçüncü sınavı denemeye karar verdim. Ve sosyal bilimler bölümünde okurken öbür taraftan da üniversite sınavına kendi kendime çalışmaya devam ettim. O zamanlar da dershane falan yoktu. Üçüncü sınava girerken bana çok fazla bir şans tanınmıyordu ama bu sefer rekor bir puan aldım. Çok yüksek bir puan aldım. Ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazandım. İlk tercihim olan tıbbı da kıl payı bir puan farkıyla kaçırmıştım. Şöyle bir şey yaptım, beyin cerrahı olma hedefime, yani insandan insana beyin nakli yaparak şizofreniyi tedavi etme hedefime, şizofreniye yeni, etkili, güzel bir ilaç geliştirmek olarak revize ettim. Ve Eczacılık Fakültesinde okurken bilimle ilişkimi hiç kesmedim. Üçüncü sınıf öğrencisiydim. Dünya Eczacılık Öğrencileri Kongresi yapılıyordu. Bunun 28.'si İsveç'in Stockholm kentinde gerçekleşecekti. Ben de Türk Silahlı Kuvvetleri adına askeri öğrenci olarak okuyordum.
Bir askeri öğrencinin böyle kongreye falan gitmesi, ona izin verilmesi çok kolay bir şey değildi. Ancak kongreye sunduğum bildiri çok beğenildi. O kadar beğenildi ki bana 45 dakikalık İngilizce bir konuşma oturumu verildi. Özel bir oturum tahsis edildi. Ve ben bunu üstlerime anlattım. Genelkurmay bana izin verdi. Çok ilginç bir şekilde izin verdi ve ben ilk defa yurt dışına böyle bir bilimsel kongrede bilimsel bildiri sunmak üzere giden ilk askeri öğrenci oldum. Tabii hazırlıklar aşamasında moral bozucu bazı şeyler oldu. Birileri bana kolej mezunu olmadığımı, akıcı İngilizce konuşamadığımı, böyle bir dünya kongresine ki 70'ten fazla ülke katılıyor kongreye, böyle bir kongrede akıcı İngilizce konuşmanın çok önemli olduğunu, rezil olabileceğimi söylediler. Ben ona daldırmadım. Bir akrabam vardı, Robert Kolej mezunu. Onu verdim elimdeki konuşma metnini ve akrabam bu konuşma metnini kasete okudu. O zaman kasetler vardı. Daha sonra ben o kaseti o dönemde gençlerin müzik dinleme aracı olan belki eskiler hatırlar turuncu renkli Walkman'ler vardı. Turuncu kulaklıkları. O Walkman'lere koydum kaseti sürekli dinleyerek hem telaffuzumu düzelttim hem konuşmamı çok akıcı hale getirdim. Ve burada gördüğünüz gibi o kongreye katıldım. 70'ten fazla katılımcının huzurunda 45 dakika. Ve bu benim bilimsel hayatımın ilk akademik sunumuydu. O kadar çok beğenildi ki en iyi 4 bildiriden birisi seçildi. Ve kongre kitabında da basıldı. Tabii İsveç benim hayatımda önemli bir dönüm noktası oldu. Gitmişken orada dünyaca ünlü araştırmalar yapan Karolinska Enstitüsü'nü gezme ve görme fırsatı buldum. Stockholm şehir merkezindeki burada gördüğünüz Nobel Müzesi'ni gezdim. İşte ilk defa orada aklıma bir Türk bilim insanının Nobel ödülü alabileceği düştü. Öyle ya, şizofreni de önemli bir hastalıktı. Belki bunun üzerinden Nobel ödülü alma şansım da vardı. Bunu gerçekten şiddetli bir şekilde hayal etmeye başladım. Adnan Deve de değil de hani orada baktığım zaman biyografilerini okuduğumda ortak noktası şuydu Nobel alanları. Yıllarca sabırla belli bir konu üzerinde dikkatli bir şekilde çalışıyorlar ve bilime yön veren bazı buluşlar yapıyorlardı. Öğrenciliğim başarılı geçti. Eczacılık fakültesini iyi bir dereceyle bitirdim. Eczacılık fakültesini bitirdikten sonra o yıl Ünhane'de askeri tıp fakültesi kurulmuştu. Bu tıp fakültesinin tıbbi farmakoloji bölümünde yüksek lisans öğrenimi yaptım. Ardından doktoramı da yaptım. Doktora döneminde tez danışmanım tartışmasız Türkiye'nin farmakoloji alanında en önemli hocalarından biri olan tıp fakültesinden Profesör Doktor Oğuz Kayaalp oldu. Kendisini rahmetle anıyorum. Ondan çok şey öğrendim. Ve bu gördüğünüz Gülhan Askeri Tıp Fakültesi'ne aralıksız 29 yıl çalıştım. Gerçi tıp fakültesini bitirmedim ama Türkiye'nin en seçkin tıp fakültelerinden biri olan Gülhan Askeri Tıp Fakültesi'nin farmakoloji gibi önemli bir bölümünün kurulmasına çok büyük katkım oldu. O bölümde 8 yıl ana bilim dalı başkanlığı yaptım. 2 yıl yüksek bilim konseyi üyeliği yaptım. Çok daha önemli bir şey yaptım Gülhane'de. Çocukken soruyorlardı ya bana büyüyünce ne olmak istiyorsun diye. Herhalde yeterince büyümüştüm o sırada. Profesör olmayı da başardım orada. 2003 yılında profesör oldum Gülhane'de. Ve birçok hekimin yetişmesine katkı sağladı. Hayatımın en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesini bu kongrede ve şu gördüğünüz muhteşem büyük salonda yaşadım. 9. Avrupa Nöropsikofarmakoloji Kongresi Hollanda'da Amsterdam şehrinde yapılıyordu. O yıl 5 genç bilimciye umut vaat eden genç bilimci ödülü verilecekti. Ben de adaydım. Açıklandı sonuçlar. Sonuçlar açıklandığında 5 bilimciden bir tanesi bendim. Çok mutlu oldum. Ancak burada çok ilginç bir şey oldu. Bu gördüğünüz büyük salonda yapıldı bu kongrenin ödül töreni ve ödül törenine Hollanda Kraliçesi katıldı. Ben VIP salon kapısından alındım. İçeride bana gösterilen protokoldeki uygun yerime oturtuldum. Onun arkasından tören başladı. 4 kişi sırayla ödüllerini aldı, alkışlandı, yerlerine gittiler. Sıra bana gelince İsrail'i başka bir genç bilimcinin ismi okundu.
Salonun uzak bir köşesinden geldi, ödülünü aldı ve gitti. Çok şaşırmıştım, ancak hiçbir şey yapamadım. Hollanda gibi sistem ülkesi olmakla övünen bir ülkenin böyle bir yanlışlığı nasıl yaptığını hala anlayabilmiş değilim. Ancak ben yine pes etmedim, yola devam ettim. Günah, yani bu bende büyük bir hayal kırıklığı yarattı ama beni engellemedi, ben yoluma devam ettim yine. Günhane'de doktora veya uzmanlık sonrası yurt dışına eleman gönderiliyordu Amerika Birleşik Devletleri'ne. Benim de sıram gelmişti fakat onu da kazanamadım. Orada da başka bir arkadaş seçildi ve o gitti. Gene vazgeçmedim. Ben de bu sefer proje yazdım. Burada gördüğünüz Kuzey Teksas Üniversitesi'nin önemli bir bölümü var. Psikofarmakoloji bölümü. Dünyaca önemli bir bölümdür. Buraya çok akıllıca bir proje yazdım. Projem beğenildi. Ve bana bir davet yazısı geldi. Bunun üzerine de TÜBİTAK'ın da desteğiyle NATO'dan düşük bütçeli, kısa süreli bir burs elde ettim ve kendimi Amerika'ya attım. Projeyi yapmaya başladıktan sonra Amerikalılar çalışmamdan memnun kaldılar, projenin gidişinden memnun kaldılar. Bursun eksik olan taraflarını tamamladılar çabucak. Çok çabuk bir şekilde bu tamamlandı. Hatta bursun süresi doldu, süre dolduktan sonra uzatıldı. Tamamıyla Kuzey Teksas Üniversitesi tarafından ödenen bir bursla burada başarıyla projemi bitirdim. Proje bitiminde bölüm başkanı beni çağırdı. Benim iyi bir bilim insanı olduğumu, benimle çalışmak istediklerini söylediler. Hatta bana bölümde pozisyon da teklif ettiler. Ancak ben dönmeye karar verdim. Türkiye'nin bana daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Öbür taraftan ben bir askerdim. Genelkurmay daha fazla orada kalmama izin vermiyordu. Eğer kalsaydım ordudan ihraç edilecektim. Hatırlayın, daha küçücük bir öğrenciyken, genç bir öğrenciyken bütün masraflarımı karşılayıp cebime gri pasaport koyup beni Stockholm'a gönderen, İsveç'e gönderen Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine ihanet edemezdim, nankörlük edemezdim. Bunu düşündüm ve ülkeme döndüm, ülkemde çalışmak istedim. Döndükten sonra İtalya hükümeti bursunu kazandım. Kısa bir süre Cagliari Üniversitesi'nin toksikoloji bölümünde de çalıştım. Ben kendimi iyi yetiştirmeye çalıştım bu süreçte. Kendimi iyi yetiştirmeye çalışırken sizin vergilerinize fazla dokunmamaya çalıştım. Türkiye Cumhuriyeti'ne maliyetim neredeyse yok denecek kadar azdı. Ben bütün burslarımı dışarıdan buldum, bütün imkanlarımı dışarıdan buldum, kendimi dışarıda geliştirdim ama içeriye döndüm. Hep böyle gitti. Daha sonra birikimimle Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde psikofarmakoloji araştırma ünitesini kurdum. 1997'de kurdum. Bu ünite 2012 yılına kadar çalıştı. 2012 yılında kapatıldı. Bunu biraz sonra konuşacağız. Bu ünite kapatıldığı sırada son 5 yıllık bilimsel performansıyla kendi alanında çalışan benzer laboratuvarlar içinde onlarla rekabet edebilecek düzeydeydi. Bu süre içinde burada tüm uluslararası saygın dergilerde 90 bilimsel makale yayınladım. Ve 2012 sonu itibariyle bütün bunlara 1700'den fazla atıf alınmıştı. 5 yüksek lisans tezi, 5 doktora tezine danışmanlık yaptım. Bunlardan 3 tanesi bir zamanlar kazanamadığım için çok üzüldüm. Hacettepe Psikoloji Bölümünün yüksek lisans öğrencileriydi. TÜBİTAK projeleriyle, devlet planlama projeleriyle bu laboratuvarı çok geliştirdim. Bu laboratuvarda beynin nasıl bağımlı olduğu veya madde bağımlılığıyla şizofreni arasındaki ilişkiye odaklandım. Ve şizofreni hedefimi sürdürmeye devam ettim. Laboratuvarda geliştirdiğimiz deneysel alkol bağımlılığı modeli, bu gördüğünüz İngiltere'de yayınlanan Psikofarmakoloji Ansiklopedisi'nde yer buldu. Ve ünitenin kapanacağına yakın burada şizofreniye yeni bir yaklaşım geliştirdim ve 3 ilaç adayı molekülün patentini de almayı başardım. Bu moleküllere patent verilmesi aynı zamanda bir buluş anlamına geliyordu. Canlı bir patent buluşa verilir. Yani ben icat çıkarmayı da üstelik de şizofreni alanında başarmış oluyordum. Ancak bu yetmiyordu. Bunun ilaç olarak insana tabii gitmesi gerekiyordu. Benim bu başarımı Türk Silahlı Kuvvetleri Yeni Buluşlar Şehit Rozet Berat'ı ve Karargah Üstün İznet Ödülü'yle ödüllendirdi. Ardından
Ege Üniversitesi, Ergin Kan Vakfı, TÜBİTAK ve EBİTAN gibi önemli kuruluşların desteklediği bir toplantıda ben birincilik ödülü kazandım bu projenin. Dubai Üniversitesi'nden ve University of California'dan, San Diego'daki California Üniversitesi'nden davetler aldım. California Üniversitesi'nde verdiğim konferans çok ilgi çekti. California Üniversitesi'ndeki ilgili bölüm başkanı bu ilacı birlikte geliştirelim dedi. Ve birlikte bir ayağı Amerika'da, bir ayağı TÜBİTAK'ta, Türkiye'de olan çok güzel bir proje hazırladık. Bakın burada gülümseyerek elimde iki tane kağıt görüyorsunuz. O kağıtlar o bölüm başkanının, California Üniversitesi'ndeki bölüm başkanının TÜBİTAK'a ve Günhane Askeri Tıp Fakültesi'ne yazdığı mektuplardır. Medya çok iyi yaklaştı bu buluşa. Biz de çok umutlanmıştık. Ancak sonra çok garip işler olmaya başladı. Önce Günhane'deki laboratuvarım başka bir yere taşındı ve akreditasyonu bozuldu. Peşinden Günhane'de bana garip gerekçelerle soruşturmalar açılmaya başlandı. Ardından internette çok garip haberler çıkmaya başladı. Benim buluşum, benimle hiç ilgisi olmayan, suç teşkil eden bazı olaylarla ilişkilendirilmeye başlandı. Ve bazı ilginç televizyon dizilerine falan konu olmaya başladı. Bu soruşturmalar açıldı. Bunlar yapıldığı sırada ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilgili yönergesine göre Gülhane'de bilimsel performansımla birinci sıradaydım. Ayrıca onu da belirtmek istiyorum. Bununla mücadele etmeye çalıştım. Ancak çok başarılı olamadım. Maalesef 13 Haziran 2012 tarihinde İzmir merkezli casusluk davası, casusluk operasyonu denilen bir operasyonda gözaltına alındı. Ve burada gördüğünüz cezaevine kapatıldı. Tutuklandığım sırada, yani 13 Haziran tarihinde tutuklanmasaydım, 2 gün sonra 15 Haziran'da Finlandiya'nın Oulu kentinde, Oulu Üniversitesi'nde tezimi doğrulayan, klinikten gelen çok önemli bir takım verileri ilk kez sözlü bildiri olarak sunacaktım. Hakime söyledim, ben bir bilim insanıyım, oraya gideceğim, bak böyle önemli şeyler anlatacağım dedim. Tepkisi şiddetli kaçma şüphesi oldu. Maalesef 8 ay 20 gün şuradaki koğuşta kaldım. Avukatım her ay itiraz etti tutukluluğuma. Her seferinde şiddetli kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle bu reddedildi. Beni en çok üzen olaylardan birisi annem o sırada kemoterapi tedavisi altındaydı ve bana çok ihtiyacı vardı. Cezaevinde beni ziyaret eden babam da oğlum keşke 1997 yılında Amerika'da kalsaydın da ordudan öyle atılsaydın sanki böyle çok daha iyi mi oldu dedi. Ama ben cezaevinde de yoluma devam ettim. Orada yapamadığım, yani Oğuz Üniversitesi'ne gidip sunamadığım verilerimi cezaevinde makale haline getirdim ve prestijli uluslararası bir dergide bunu yayınlamayı başardım. Şurada gördüğünüz 440 sayfa ve 1000'den fazla kaynak içeren bu madde bağımlılığı kitabını orada yazdım. Cezaevi stresiyle beyin arasındaki ilişkiyi inceledim. Cezaevinde hem mahkumlara, bir süre sonra çok beğendiler, gardiyanlara ve cezaevi müdürüne de gayet güzel konferanslar verdim. Yani ben cezaevinde de bilim insanı kimliğimi korudum ve gene bir bilim insanı olarak cezaevinde de çalışmaya devam ettim. Sonra beni salıverdiler 9 ay kadar yattıktan sonra, ama tabii Günhane'de hakkımda açılan soruşturmalar da Genelkurmay'da ordudan ihraç talebiyle 2 tane davaya dönüşmüştü. Yapacak bir şeyim yoktu. Emekliliğimi istedim, İstanbul'a geldim. Ve Üsküdar Üniversitesi bana iş verdi. Bu sefer geldim Üsküdar Üniversitesi'ne, tabii benim laboratuvar Günhane'de kapatılmıştı. Daha başka yapacak bir şeyim yoktu. Ama ben gene de nöropsikofarmakolojinin peşinden koşuyordum. Nöropsikofarmakoloji Uygulama Araştırma Merkezi'ni kurduk burada. Şuradaki genç arkadaşlarla yolumuza devam ediyoruz. Pek o kadar iddialı çalışmıyoruz artık ama olsun. Gene beyni anlama yolunda çalışmalar yapıyoruz. Ben her ne kadar bir beyin cerrahı olamadım, insandan insana beyin nakli yapamadım. Ama 100 yılın beyin cerrahı denilen Profesör Gazi Yaşar gibi bir konferansımı izledi. Beni gerçekten çok takdir etti. Kitaplarımla, yayınlarımla çok ilgilendi. Dahası Yeditepe Üniversitesi'ndeki yüksek lisans ders programında bana da 4 saat ders vererek beni onurlandırdı. Ayrıca Türk Eczacıları Birliği beni Eczacılık Akademisi Başkanlığı'na getirdi. Tam bunlar olurken
ben hakkımda açılan 3 davanın 3'ünden de beraat ettim. Yani birileri pardon dedi. Ben büyük bir ihtimalle Nobel ödülü alamayacağım bundan sonra, öyle gibi gözüküyor. Ama benimle hemen hemen aynı koşullar altında eğitimini sürdüren ve benimle aynı üniversiteden mezun olan bir başka Türk geçtiğimiz yıl Nobel ödülünü kazandı, burada gördüğünüz gibi. Gerçi çocukken kaleci olmayı düşünüyormuş ama Nobel ödülü almak için illa da küçükken Nobel hayali kurmak gerekmiyor besbelli. Onunla aramızdaki bir başka fark daha var. O çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürmeyi tercih etti. Ama ben her seferinde Amerika ile birlikte çalışmak yerine Türkiye'ye dönüp kendi ülkemde bir şeyler yapmaya gayret ettim. Hoca bir konuşmasında vatanımızı çok sevmeliyiz demişti. Ben hangi vatanı kastettiğini çok merak ediyorum. Acaba Türkiye Cumhuriyeti'ni mi kastediyor? Yoksa Nobel ödülüne uzandığı, bütün çalışmalarını yaptığı Amerika Birleşik Devletleri'ne mi? Gene bir başka röportajında benim en büyük umudum, bundan sonraki Türk kuşakların benim yaptığım buluşları görüp bunu bir Türk yaptı, biz de yapabiliriz demeleri diyor. İyi de Türk gençlerin veya Türkiye'deki çocukların Nobel ödülü hayal kurmakla bunu hedeflemekle ilgili bir sorunları yok. Olsaydı ben bunu hayal etmezdim. Ve birçok başka çocuğun, birçok başka gencin bunu hayal ettiğini biliyorum. Ama galiba sorun iklimde. Burada bilim iklimini düzeltmediğimiz sürece şuradaki fotoğraflar bana daha çok beyin göçünü hatırlatıyor. Burada Sayın Sancar'ın Sayın Genelkurmay Başkanı'na sunduğu Nobel belgesine Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar ihtiyacı var ben onu bilmiyorum. Ama burada yapılan çalışmalarda çıkan ekonomik sonuçlar ve bilimsel prestij Amerika Birleşik Devletleri'nin puanhanesine yazıldı. Ancak bu belgeyle Sayın Sancar Atatürk Müzesi'nde ölümsüzleşecek. O kesin. Ben ne zaman çocukken yanlış bir şey yapsam rahmetli babaannem parmağını gözüme doğru uzatır, icat çıkarma derdi. Bu belki de beni korumak için yapılan bir davranıştı diye düşünüyorum şimdi. Ben rahat durmayıp icat çıkardım. Ama galiba icadı yanlış yerde çıkardım. Ya da doğru yerde çıkarmadım gibi geliyor bana. Evet, son olarak şunu söyleyebileceğim. Ben aslında Nobel ödülünü alırım alamam çok önemli değil ama ben çıkardığım icadın bilimsel ölçütler çerçevesinde sonuna kadar arkasındayım. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyen, kendini onun manevi mirasçısı kabul eden ve memleket için gerçek ülkünün ülke için bilimsel araştırma yaparak bilim yoluyla ülkeye hizmet etmek olduğuna inanan ve bu işi kendi ülkesinde yapmaya çalışan bir bilim insanıyım. Belki bir takım gençler benim tarzımı, benim yolumu benimseyebilirler. Ne yazık ki onlara önerebilecek, onlara heyecan verecek Aziz Sancar gibi Atatürk'e götürüp sunabileceğim öyle dikkat çekici büyük bir ödülüm yok. Ancak onlara yüreğimi ve azmimi sunabilirim. Eğer Türkiye çağdaş uygarlık düzeyini yakalayacaksa ve bunun ötesine geçecekse bizim bütün yapmamız gereken Türkiye'de gençlerin serbestçe icat çıkartabilecekleri bilimsel iklimi sağlamak olmalı. Bu bağlamda Aziz Hoca'ya da biz Amerika'da değil Türkiye'de daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Keşke buraya gelmiş olsaydı. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer bu başarılırsa Türkiye o zaman küresel rüzgarlarında savrulan bir ülke olmaktan çıkarak sağlıklı bir toplumsal yaşantıya ve gerçek demokrasiye kavuşacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum.